alma olduğu görülüyor. Size bu konuyla ilgili bir bilgi var mı? Geldi mi? Test sayıları gerçekten düştü mü? Vakalar bu yüzden mi düşük görünüyor sizce? Şimdi burada test sayıları düştü. Evet, haklısınız o konuda. Ama bizim hep baktığımız şey aslında test sayılarının düşüp düşmemesi veya ne kadar olduğundan daha çok yapılan testlerde pozitiflik oranının ne olduğu. Yani bizim 350 bin civarında test yaptığımız zamanlarda pozitiflik oranlarımız bir ara %20'lere kadar çıkmıştı ama şu anda baktığımızda %11'ler civarında. Zaten bilimsel ölçüt olarak da pozitif test oranının %5'in altında olması ancak salgın açısından olumlu bir gösterge olarak bizim söyleyebileceğimiz bir durumdur. Şu anda o anlamda da henüz daha olumlu bir gösterge olmadığını, olumlu bir ölçütümüzün olmadığını söyleyebilirim. Evet, ortalama %15'ten söz ettiniz. Gerçekten de neredeyse 3 katı bir fazlalık var. Devam etmesi gerekecek mi tedbirlerin? Bu yönüyle ne diyorsunuz? Daha çok şunu da sormak isterim hocam. Bu Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık örgütlerinin açıklamaları vardı. Tam kapanma istiyorlardı. Sağlıklı bir tam kapanma istiyorlardı. Şimdi uygulanan şey buna uygun mudur? Şimdi aslında şu anda uyguladığımız şeyi tam kapanma olarak nitelendirmek çok zor. Yani çalışan nüfusun büyük bir bölümünün hala çalışmaya devam ettiği bir kapanma ancak bir kısıtlama olabilir. Yani bir kısıtlama düzenlemesi olabilir. Zaten tam kapanma dediğimiz şey, şimdi benim de yönetim kurulu üyesi olduğum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yaklaşık bir 2-3 hafta önce bununla ilgili bir bildiri yayınlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bir rehberi var. Yani Türkiye gibi salgının kontrolsüz olduğu ülkelerde neler yapılmasına yönelik bir rehber var. Bu rehberde şunu söylüyoruz, biz de orada yazmıştık. Bir tam kapanma gerçekleşmeli. Bu tam kapanma dediğimiz şeyin de altyapısı hazırlanabilmeli. Yani kapanacak sektörler sadece acil devam etmesi gereken sektörler olabilir. Bu da sağlık ve gıda sektörüdür. Onun dışındaki tüm sektörlerin bu kapanmaya uygun bir biçimde üretim sürecini durdurması gerekir. Ama şu anda bizim ülkemizde uyguladığımız şey aslında buna uygun değil. Bir de bu kapanmaya doğru giderken bir altyapı hazırlığının mutlaka yapılması gerekir. Ne gibi? İşte sosyal ve ekonomik de tam desteklerin verildiği, insanların evlerinde oturabilecekleri, evlerine çekilebileceği bir kapanmadan söz etmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde şu anda böyle bir durum da söz konusu değil. Yani hem bir sosyal ekonomik tam destekten söz edemiyoruz, hem de çalışan nüfusun neredeyse %50-60 civarının sokakta olduğu, işine gittiği bir ortamda bunun adı tam kapanma olmaz ne yazık ki. Tabii bu tam kapanmayla beraber neler yapılmalı, daha sonrasında neler yapılmalı? Çok yoğun bir biçimde testler yapılmalı. Yani test sayısı azalması yerine tarama testleriyle beraber bu sayının 500 binler, belki daha yüksek sayılara çıkması gerekiyor. Şu anda biz bunu da yapamıyoruz. Bir üçüncü yapılması gereken de bu tam kapanmayla beraber ciddi bir aşılama programının olması ve bağışıklık oranının, toplumsal bağışıklık oranını bir an önce yükseltmek gerekiyor. Ama şu anda ülkedeki aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle bu aşılamayı da yapamıyoruz ne yazık ki. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman bu kısıtlamalarla olgu sayılarında bir azalma sağlayacak mıyız? Sağlarız ki sağlıyoruz da bunu görüyoruz. Çünkü sonuçta bazı sektörlerde bir kısıtlama var. Özellikle kamu sektöründe neredeyse tamamen kapanmış durumda kamu sektörü. Bunu sağlayabilmek ve tam kapanmanın ya doğru giderken aslında diğer sektörleri de şu anda faaliyette bulunan diğer sektörleri de kapatarak aşılama oranlarını yükseltip test sayılarını yükseltip daha sonrasında da nasıl açılacağımızı da planlanan bir tam kapanmanın olması gerekiyordu. Şu anda bu konuda da ne yazık ki ciddi eksiklerimiz var. Bu sözü geçen tam kapanma olarak addedilen sürece girerken de çok plansız ve birdenbire oldu her şey. İnsanlar yığınlar halinde marketlere gitmek zorunda kaldılar. Yine oralarda bir bulaş söz konusuydu. Ama bir yandan da şu da çok tepki çekiyor. Siz bir hekim olarak özellikle nelere uyarırsınız? Turistik yerlerdeki partiler ya da turistlerin dışarıda olabilmesi ama insanların içeride olması, yani bu virüsün yayılması konusunda epidemiolojik açıdan bunlar yapıldığı süre içerisinde bizim bu salgını kontrol altına almamız mümkün mü?
Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi bu söylediklerimizin hepsi salgının yayılması için uygun ortamlardır. Yani insan hareketliliğini durdurmadığımız sürece virüs toplum içerisinde yayılmaya devam edecektir. Elbette bunlar uygun şeyler değiller. Ama bunu yapabilecek bir de hani yaptırımların sağlandığı bir ortamın da oluşması gerekiyor. Ama onu da sağlayamıyorsunuz. Yani turistlere ayrı bir uygulama yapıp ondan sonra yerli vatandaşlara yani diğer insanlara ayrı uygulama yapmak da aslında bu salgını kontrol edeceğiniz anlamına gelmiyor. Şimdi ben buradan çıksam, yurt dışına gitsem, yurt dışında atıyorum İngiltere'ye gitsem, İngiltere'de bir kere 10 günlük bir karantinaya zorunlu girmek zorundayım. Yani bu şekilde olmak durumunda. Ardından da oradaki tüm kurallara uyarak yaşamımı sürdürmek zorundayım. Turist bile olsam fark etmez. Şimdi bu uygulamanın aslına bakarsanız bizde de geçerli olması gerekiyor. Özellikle hastalığın yoğun olduğu yerlerde, yerlerden gelenlerde o yurt dışı girişlerin de kısıtlanması, gerekirse karantina önlemlerinin uygulanması gerekecek. Ama biz şu anda bunu da yapmıyoruz. Yani bir çifte standart diyebileceğimiz durum söz konusu. Hani bunların neden böyle yapıldığı konusunda hiçbir bilgim yok. Bunlar bilimsel yöntemler mi? Tabii ki değil. Hani bilimsel açıklamaları olamaz bunların. O anlamda da hani bir karmaşık kapanma dönemi diyebiliriz şu anda Türkiye'nin yaşadığına. İşte duruma göre tavır alındığı, işte turizm sektörünü hareketlendirmek için yapılan bir takım uygulamalar diyebiliriz. Ama bunların bilimsel bir karşılığı ne yazık ki yok. Aynı şekilde kamu çalışanlarının evlerde olması ama özel sektör çalışanlarının ki bunlar %50'nin üzerinde görünüyor. Hala şu anda bile fabrikalarda, atölyelerde iç içe çalışıyor olmaları da zaten başka bir ayrımcılık konuşuluyor artık virüs önlemleri konusunda. Hocam ben size bir de aşıları sormak isterim. Az önce siz de bahsettiniz aslında aşılama hızının yeterli olmadığı konusunda. Nasıl bir aşılama planı olmalı? Aşı tedarikinde sorunlar yaşanıyor deniyor, yaşanmıyor deniyor, geldi deniyor, gelmedi deniyor. Randevular iptal ediliyor. Bu karmaşa nasıl giderilmeli? Şimdi bu da bizim uygun bir aşı stratejimizin olmadığını gösteriyor. Ne yazık ki öyle. Çünkü Türk gerek Tabipler Birliği gerek birçok bilim insanı geçen sene yaz aylarından itibaren bu hastalık için pandeminin kontrol altına alınmasındaki en önemli silahın aşı olacağını hep deklare ettiler. Ve buna bağlı olarak da aşı çeşitliliğinin artırılması, bir firma değil birden çok firmayla bağlantı kurulması ve aşı tedarikinde sıkıntı yaşanmaması için de işi garantiye alma gerekliliğinden söz edildi. Fakat geldiğimiz noktada ne yazık ki çok da dikkate alınmadığından dolayı bu uyarılar şu anda bir aşı tedariki sıkıntısı yaşıyoruz. Yalnız burada şunu da söylemem gerekiyor. Hani bu sadece Türkiye'nin yaşadığı bir sıkıntı değil. Şimdi dünyadaki tüm aşı üretici firmaların 2021 yılı içerisinde planladıkları aşı üretiminin toplam miktarı aslına bakarsanız dünyanın aşı gereksinimini ne yazık ki karşılamıyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkacağı zaten önceden belliydi ve buna bağlı olarak bir planlama yapılması gerekiyordu. Dikkat ederseniz gelişmiş birçok ülke aslında aşı tedarikinde çok fazla da sıkıntı yaşamadan o aşılama sürecini gerçekleştirdi. Ne yazık ki ülkemiz gibi, Türkiye gibi ülkelerde bu aşı ciddi bir sıkıntı oldu. Bundan sonra hem devletin hangi firma olursa olsun bir an önce aşı tedarikini sağlayabilmesi hem de insanların aşı konusundaki kafalarındaki tereddütü ortadan atıp kaldırıp gidip aşılarını olmaları gerekiyor. Yani ikili diyalektik bir süreç aslında bu. Böyle bakmamız gerekiyor bu olaya. Çünkü sonuçta aşının gelmesi de bir süre sonra biliyorsunuz Türkiye'de bir işe yaramadı. Çünkü insanlar randevularına gitmediler. Öyle bir süreçte yaşadık. Şimdi bu ikisinin ortadan kalkabilmesi için de çok iyi bir bilgilendirme çalışması, çok iyi bir ikna çalışması, aşı karşıtlığına fırsat verilmemesi gibi bir takım sosyolojik faktörlerinde kullanılarak gündemde tutulması gerekir. Ama şu anda öğrendiğimiz kadarıyla, bakanlığın açıklamaları kadarıyla elimizde yeterince aşı yok. Ve bu kapanmanın da işe yarayabilmesinin yegane koşulu aslında o aşılama hızını arttırabilmemiz. Şu anda bu sorunu çekeceğiz. Bilmiyorum bundan sonra yaz dönemi boyunca nasıl yapacağız?
Bakanlığa göre Haziran-Temmuz aylarında bir aşı bolluğu yaşayacağız diyorlar. Umuyorum öyle olsun. Öyle olsun ki sonbahar aylarına rahat girelim. Yoksa eğer yeterli bağışıklamayı aşıyla sağlayamazsak o zaman sonbahar aylarında bizi yeni bir pik bekliyor diyebiliriz. Evet, bu pikinde çok tehlikeli olacağı zaten konuşuluyor. Özellikle Hindistan virüsündeki bulaş ve ölüm oranlarının yüksekliği nedeniyle alarm veriyor Dünya Sağlık Örgütü. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ertuğrul yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun hocam.